Günaydın çocuklar. Bugünkü temamız yine benim eşsiz yuvam konulu temanın ikinci konusu. Ön hazırlık çalışmamız nelermiş? Sadece ülkemizde yaşayan hayvan ve bitki türleri var mıdır? Araştırınız. Neymiş? Sadece ülkemizde yaşayan hayvan ve bitki türleri var mıdır? Araştırınız bakalım. Konumuzun adı Duman. Geçen yaz tatilimizi geçirmek üzere annemin köyüne gitmiştik. Yeşilin her türünün bulunduğu ağaçların, kuşların, geyiklerin, insanların bir arada yaşadığı güzel bir köydü. Üstelik köyün alt tarafında büyük bir nehir vardı. Nehirde de değişik türde balıklar yaşıyordu. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra annem evde yetiştirdiği menekşe, reyhan, sarmaşık gibi bitkileri suladı. Ben de abim ve ablamla nehirde balık tutmak için yola koyulduk. Nehirde balık tutarken karşı dağlarda bizi izleyen geyikleri gördük. Çok sevimlilerdi. Eve dönüş zamanı gelmişti. Ağaçların arasında yürürken bir ses duyduk. Hav hav. Abim çalılıkları aralayınca minik, sevimli bir köpek yavrusu buldu. Çok sevinmiştik. Havalara uçacak gibiydik. Hemen alıp eve getirdik. Anneme onu bulduğumuzu, çok küçük olduğu için ona sahip çıktığımızı söyledik. Evde kalması için ısrar ettik. Annem ısrarlarımıza dayanamadı fakat küçük köpeği yıkama şartı koydu. Köpeğimizi yıkayıp kuruladık. Köpeğimize Duman ismini koyduk. Akşam babam eve gelip Duman'ı görünce çok şaşırdı. Duman kuyruğunu sallayarak babamın yanına gitti. Hepimiz bu olaya çok güldük. Duman ailemizin neşe kaynağı olmuştu. Sizin de böyle güzel hayvanlarınız var mı çocuklar? Hayvanları çok sevelim. Onlar bizim can dostlarımız, gerçek dostlarımız çocuklar. Onlar, hayvanlardan insanlara hiçbir kötülük gelmez. Ama insanlardan hayvanlara çok kötülük geliyor çocuklar, çok. Hadi bakalım. Bugünkü konumuz da bu kadar. Sizleri seviyor Masal ablanız. Hoşça kalın.